gerçekten adalet bir şekilde bu ülkeye gelirse, daha adil bir sistem kurulursa, bu ve bu benzeri kitapların ben birer iddianame olacağını ya da olası iddianamelerin ek klasörlerini konacağını düşünüyorum. Halkın da böylesi çalışmalara sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Şimdi Barış, bir de Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazında yine ilginç ayrıntılar ortaya koydun. Yani bu işte Baylok sahibinden saray, evet, ve AKP itiraflarından tut da devlette AKP'den kaçanlara kadar yetmedi. Bir de Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'ten ayrılmasıyla ilgili bir iddia ortaya koydun. Nedir bunlar? Şimdi özetle şöyle. David Keynes, yani kısaca özetleyeyim. David Keynes diye bir adam var. David Keynes dediğimiz adam bu işte on binlerce kişiye açılan Baylok soruşturmasının ana gövdesini oluşturan Baylok yazılımının lisans sahibi. Adam Amerika'da yaşıyordu. Ama Türk. Ama Türk, çifte vatandaş, Amerikan vatandaşı da olmuş, adını David Keynes olarak değiştirmiş ve iddiasına göre diyor ki ben yıllardır gelip Türkiye'ye, Amerika'dan gelip itirafçı olmak istiyorum. Ya savcılara başvuruyorum, MIT'e başvuruyorum, Devlet Denetleme Kurulu'na başvuruyorum. Hani bana güvence verin, gelin itirafta bulunayım. İddiasına göre yıllardır dinlenmiyor. En sonunda işte bazı avukatlar buluyor ve o avukatlar savcıyla görüşüyor. Savcıların gözetimi ve bilgisi dahilinde Almanya aktarmalı Amerika'dan geliyor ve itiraflarda bulunuyor. İtiraflarda bulunmadan önce 3 sayfalık bir dilekçe veriyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına. Diyor ki bakın, eğer beni kabul ederseniz ben bu itiraflarda bulunacağım. Ben Fethullahçı örgüt içine yerleşmiş birisiyim. Orada yetişmiş birisiyim. Bunları tanıyorum. Baylok meselesinde perde arkası budur diye bir 3 sayfalık dilekçe veriyor. Şimdi o 3 sayfalık dilekçedeki bazı bölümler haber oldu. Yani Sabah gazetesi, Yeni Şafak gazetesi haber yaptı ama yapılmayan bir kısım vardı. Özellikle gizlenen bazı kısımlar vardı. Ben işte o gizlenen kısımları yazdım. Nedir biliyor musunuz? En özetliyim. Adam diyor ki ben diyor Ankara siyasal, yani mülkiyede okuyan bir adamdım diyor. 90'lı yıllarda diyor Fethullahçıların evlerinde, örgüt evlerinde kaldım diyor. Benim diyor, bizim evin diyor imamı şu an kaçak olan Birleşmiş Milletler'in, FETÖ'nün Birleşmiş Milletler davasına bakan eski hakim Talip Aydın diyor. O evde diyor ben diyor şu an tutuklu olan TRT Haber Dairesi Başkanı Fethullahçı Ahmet Böken'le kaldım. Şu an firarda olan bugün TV'nin genel yayın yönetmeni Tarık Toros'la kaldım. Ve diyor Profesör Çağrı Erhan'la birlikte kaldım diyor. Şimdi buradaki birçok isim haber oldu ama Çağrı Erhan ismini AKP medyası gizledi. Niye şimdi gizledi? Şimdi David'in soyadı neydi? David Keynes. David Keynes'in Profesör Erhan Çağrı'yı da telaffuz ettiği... Çağrı Erhan. Çağrı Erhan'ı da telaffuz ettiği kayıtlarda var mı? Şu an kendisinin yargılandığı davanın klasörlerinde var. Klasöründe var. Evet evet, tamam. Belge olarak söylüyorum işte. Yok tamam. 3 sayfalık yani dilekçe vermiş ve tabii, itirafta tabii bulunduğu şey var. Bakın, isim itirafında bulunmak zorunda zaten. Hem de belgelerde var. Yani belgelerde var. Tamam. Özetle şu. Çağrı Erhan ismi neden gizlendi sorusuna yanıt bulmaya çalıştım. Nedeni şu. Çağrı Erhan, yani Baylon lisans sahibinin ben aynı örgüt evinde kaldım dediği Çağrı Erhan şu an Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi. Hali hazırda. Hem Altınbaş Üniversitesi Rektörü hem de Cumhurbaşkanlığı Kurulu üyesi. Ben Çağrı Erhan'a ulaştım. Dedim ki ya Çağrı Erhan, sizin hakkınızda Baylon sahibi olan David Keynes aynı örgüt evinde kaldığınızı söylüyor, şunlarla birlikte kaldığınızı söylüyor. İşte Tarık Toros'la. Tarık, Ahmet Böken'le, Talip Aydın'ın da ayrıca imam olduğunu söylüyor. Ve Çağrı Erhan'la aynı evde kaldı. Aynı evde kaldığını söylüyor. Sizin bu ifadeleri, bu itiraflara dair diyeceğiniz nedir? Ve hakkınızda bu konuya dair bir soruşturma açıldı mı, ifade verdiniz mi diye iki soru sordum kendisine. Kendisinin yanıtı, hayır efendim ben bu evlerde kalmadım, ben bu adamı tanımam vesaire olmadı. Dedi ki benim böyle bir soruşturmadan haberim yok, onun için yardımcı olamayacağım. Bu telefon görüşmesi mi oldu yoksa yazışma kendisi yoluyla mı? Yazışma yoluyla oldu. Yazışma yoluyla olması benim için de önemliydi çünkü kayıtlı. Tamam. Yazışma yani yoluyla oldu. Yazışma yoluyla bu soruları yönelttim. Yönelttim. Kendisi Barış de aynen dedi ki ben böyle bir soruşturmadan haberdar değilim, onun için yanıt veremeyeceğim, yardımcı olamayacağım. Bakın ben bu adamı tanımıyorum. Ben böyle bir evde kalmadım vesaire. Hiçbir şekilde yalanlama yapmadı. Hala bu yazı üzerine 2 gün geçti, 3 gün geçti hala bir yalanlama yapmadı. Burası çok önemli. Hala bu kişi Türkiye'nin politikalarını belirliyor. Cemaat örgüt evinde kaldığı iddiasıyla sorgulanan bir. Sadece o değil. David Keynes ayrıca şu an savunma sanayi başkanı olan
İsmail Demir'le de ilgili iddialarda bulundu. Bu da yine yandaş medyada değer almadı. Bakın savunma sanayinin teslim edildiği insandan bahsediyoruz. O kişinin, o kişiyle David Keynes 7-8 kez görüştüğünü, o kişinin Amerika'da yaşayan oğlu olan Ömer'in hala Fethullahçı olduğunu ve babası olan İsmail Demir'in hala oğluyla yakın ilişki içinde olduğunu, ya savunma sanayi başkanından bahsediyoruz. Yetmedi. Yine kendisi Atalay Candelen adlı balyo bizzat yazan, Amerika'da şu an firarda olan Atalay Candelen'le şu an AKP milletvekili olan Şirin Ünal'ın ilişkilerinden bahsetti. Özetle ben şunu soruyorum. Ya telefonuna balyo yükleyen insanları siz örgüt üyesi diye hapiste tutuyorsunuz. Ya tamam tutun. Peki o zaman bu adamın iddialarına bir dikkate alın. Bakın ben tutuksuz yargılamayı savunan bir insanım. Ve şunu soruyorum ama. Ya Çağrı Erhan, yani bu örgüt evinde kaldığı ithamıyla karşı karşıya kalan Çağrı Erhan, daha bir süre önce Osman Kavala'nın tutkunluğuna tepki gösteren büyükelçilere çok sert yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Kurulu'nun altında imzası vardı. Yani o kurulda şey verdi. Ya bu Türk yargısı balon sahibine tutuksuz yargılamayı uygun görüyor da, o adamın itham ettiği Çağrı Erhan'ın altında imzası oldu Osman Kavala'ya niye tutuksuz yargılamayı şey yapmıyor? Şimdi siz diğer yazıma atıfta bulmuşsunuz. Onu da söyleyeyim, süreyi iyi kullanmak üzere. Biliyorsunuz Ertuğrul Özkök, yani 35 yılını galiba Hürriyet Gazetesi'nde bir şekilde geçiren Ertuğrul Özkök, zamanında yayın yönetmeniydi, şimdi yazardı. Ayrıldı, kovuldu Hürriyet Gazetesi'nden. Ben neden kovulduğuna dair biraz açıkçası 4-5 telefon yaptım. Kovuldu mu büyük kendisi? Diyor ki, demiş ki anlaşarak biz ayrıldık diyor. Ya tabii anlaşarak ayrılmış olacak. Kovuldu. Özetle kovuldu. Şimdi yani Ertuğrul Özkök'ün büyük bir tazminat olduğunu düşünüyorum. Demirören niye bu tazminat vermek istedi? Neden Ertuğrul Özkök çok mu iktidarın zoruna gidecek, hoşuna gitmeyecek yazılar yazıyordu? Hayır, kendisi magazin yazıyordu, daha soft yazılar yazıyordu. Peki neden şu an acaba Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi'nden gönderildi? Ben bu sorunun yanıtını hem medya kulislerinde, hem siyaset kulislerinde, hem de yargı kulislerinde araştırdım. Ve yazdım Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bana kalırsa oradaki en çarpıcı iddialardan birisi şuydu. İddia o ki, iktidar seçime giden süreçte 28 Şubat'ın medya ayağına dair bir soruşturma yürütecek. Zaten var olan bir soruşturma var da aslında operasyon yapacak. Ve Ertuğrul Özkök de o operasyonda olası şüpheliler, sanıklar arasında yer alacak. Ve Hürriyet Gazetesi de bunun bilgisi dahilinde Ertuğrul Özkök'le yollar ayırdı ki 28 Şubat davasının sanığının kendi yazarı olmasını istemedi. Şimdi bu çok çarpıcı bir iddia. Bize birkaç şey anlatıyor bu iddia. Şunu anlatıyor bir kere. Anlıyoruz ki iktidar seçime giden süreçte medya üzerine yeni bir baskı unsuru oluşturacak. Ya da toplumsal muhalefet üzerine yeni bir baskı oluşturacak ve 28 Şubat'ı burada aparat olarak kullanacak. Nasıl işte oradaki askerleri FETÖ'cülerin delilleriyle hapse attıysa, belki bazı sivil ayaktan bazı insanları da hapse atacak. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer Ertuğrul Özkök'e geldiysek, yani daha geçen gün Hulusi Akar'la birlikte fotoğraf çektiren Fatih Çekirgin'in de arşivine bakmak gerekiyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirgin'in de arşivine bakmak gerekiyor. 28 Şubat'ta neler yaptığına bakmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Demem o ki, eğer bu 28 Şubat iddiası doğruysa biz yakında farklı farklı şeyleri konuşmaya başlayacağız. İktidarın tabanı konsolide etmek için, tabanı bir şekilde tutmak için veya toplumsal muhalefeti biraz susturmak için tekrar 28 Şubat kazanını kaynatmaya başlayacağını öngörüyor bazı kaynaklar. Aslında zaten başlamadı mı yani generallerin cezası olmadı işte, vesaire? Onun devamını getirecek belki de. Tamam. Ben de moderatör olarak hemen bir iki düzeltme ve uyarıda bulunayım efendim. Yapmasanız olmazdı. Şimdi şöyle. Bu Barış Pehlivan'ın kulislerden edindiği bilgilere göre ortaya attığı bir iddiadır. Siyaset kulislerinden, yargı kulislerinden ve medya kulislerinden. Evet. Tek kişiyle konuşarak yazmam ama ben. Yiğit Bulut'u söylemedin ama. Yiğit Bulut. Peki Yiğit geç, boş ver. Söylemek istemiyorsan boş ver. Hayır canım, Yiğit Bulut'un da Hürriyet Gazetesi'ne tek yazar olarak dönmek istediğini, hatta Demirören grubunun önemli isimlerinden Meltem Demirören'in de bu işe onay verdiğini ama Hürriyet Gazetesi'nin bir basınç oluştuğu için henüz gerçekleşmediği bu anlaşmanın, ama yeni dönemde Ertuğrul Özkök
öz köksüz hürriyetli yazar olma ihtimalinde olabileceğini yazdım. Olabilir de yani. Peki. Şaşırmam. Öbür hususa da gelince yani bir 28 Şubat'ın medya ayağı süreci. Bu yıllardır konuşulan bir şey. Yıllardır. Bu konuda da en çok sık sık Cem Küçük konuşurdu değil mi? İşte şöyle olacak, böyle olacak. Hatta